Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Exovan'ı deneyeceğim ilk defa. Exovan, yanlış hatırlamıyorsam, şimdi de biraz okudum ama çok bir şey de açıklamamışlar ama açıklamasına diyor ki hatta şuradan direkt Game Pass sayfasını göstereyim ben size. Bu arada Game Pass'te ücretsiz oyun. Steam'de 35-40 lira civarı bir şeydi. A Strange Signal An Alien Craft diyor, yabancı bir sinyal var. Bir uzaylı Alien Craft dedi sanıyorum, uzaylı aracı. Exovan is an interplanetary gravity defying journey through space and time. Yani uzay ve zamandaki bir yolculuk, bir tam böyle aslında oyun değil, daha deneyim gibi, journey gibi bir tadı var anladığım kadarıyla. Ama ilk defa bu arada enter'a basıyorum, gördüğünüz gibi zaten. Buradan benden Game Pass giriş yapmamı isteyecek. Yaptık mı? Yaptık sanıyorum ki. Just a moment. Yes. Yani keşke şunu tüm oyunlar için otomatik alsa. Yani her oyuna Game Pass'te girerken bu uygulamayı maalesef ki yapıyor. Okey. Bakalım. Merak ediyorum. Yani nasıl bir oyun. Ben şeyleri çok seviyorum. Science fiction temalı, uzay temalı oyunlara bayılıyorum açıkçası. O yüzden bir tık heyecanlıyım. Şöyle ha 2000 tamam okey. Tek her şey ultra. Herhalde bunlarda çok sorun yaşamayız diye düşünmekteyim ama yani umarım yaşamayız. Shadow Coil. Hadi her şey ultra olsun be. Buradan full screen değil de Windowed full screen diye bir mod oluyor. O bazı oyunlarda olmuyor ve gıcık oluyorum açıkçası. O çünkü çok önemli bir mod. Save diyelim. Okay. Audio. Game. Language. Language'de Turkish var mı? Tabii ki yok. Yani neden olsundu ki? In game. Okay, apply diyelim. Okay, let's go. Oops, ne oluyor? Zaten ben bu şeyi yaptım. New game, okay. Hadi bakalım. Bir gamepad ile oynamayı deneyeyim. Ses yok. This game may potentially trigger... Ha. Şeye dikkat edin diyor. I have slipped the surly bonds of earth and danced the skies on ladder silvering wings and 100 bilmem ne. Bir şeyler. Ses çok yüksek gibi. Skiplemeyeceğim, bakacağım. Radyo diyor, yabancı bir sinyal algıladı. Ne o? Silindir şeklinde bir cisim yapmış öyle bir şey dedi. Jüpiter şeyi disaster oldu. Çok kötü geçti. Onları geri getirebiliriz falan gibi bir şey dedi. Sanırım Jüpiter'e birilerini yollamışız, orada bir kaza olmuş. Benim anladığım ufaktan oldu açıkçası. Bakalım. Sagan 4. Okey. This craft doesn't use a rocket engine at all. You call it gravity drive. Correct. When engaged, gravity increases tenfold. When disengaged, gravity becomes moonlight. Okay. Gravity motoru gibi bir şey var diyor kullandığımız araçta. It's a theoretical at this point anyway. Okay. Construction still hasn't commenced. Settings'ten şeye bakabiliyormuşum. Audio sanki böyle bir tık fazla geldi. Onu şöyle 80'lere falan alacağım. Tamam, şöyle olsun. Okay. Hala çok ya. Yani şey, çünkü rüzgar sesi geliyor. Bana çok böyle rahatsız etmiyor çünkü kulaklığımı kapatıyorum sesini ama eminim şeyde aşırı rahatsız ediyor, edici olacaktır diye düşünüyorum, o yüzden apply dedim. Still yani
Arkadaş ne sesmiş ya? Efekt volümü biraz daha düşüreceğim. Tamam, şimdi okuyayım. Şimdi okuyayım. Okey gibi en azından. Aha. Bu ne? Release to fly. Ha, aa. Çok değişik bir şeyiz şu an biz. Şöyle hızlı gidiyoruz, tamam mı? Fişt. High gravity. Okey, low gravity de bırakıyoruz. Anladım. Oha, çok tatlı lan. Şu an biz dünyaya gelen bilinmeyen cisim biz miyiz yoksa? Wow. Çok garip, çok değişik bir his. Çok değişik hissettiriyor yani. Burada salıyoruz. Uç. Okay. Sanki topu oynatabiliyorum ama her tarafa değil. Top dediğim işte sanırım, neyse artık. Farklı bir gezegenden gelen bir şeyiz sanırım biz. Okey. Glide. Glide dediği şu zaten. Aha. Abi çok değişik şey yani, kontrolörler çok garip. Okey. Zıplama olayımız da var, double jump'ımız. Okey. Bakılabiliyorum etrafa. Tamam, güzel, tatlı. Aşağıya tekrar inebilirim. Okey, tekrar yukarıya çıkıyoruz. Tekrar aşağı iniyoruz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Şey gördük ekranda. Yıldırım. Gravity. Çok garip. Şimdi içim yıldırım çaktığında ekranda, bu arada Jüpiter'e sanırım yollandığımız insanları gördük. Öyle algıladım. Yani onlar olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. Ayrıca mesela şu şey var ya, hareket yapınca içimizde bir şey birikiyor. Enerji gibi. Ondan sonra şu yassı forma geçebiliyorum. Bak, bir süre sonra o enerji sönüyor ve gidiyor. Kontrol etmesi şey, bir anda tersi dönüyor falan böyle. Değişik bir kontrole sahip. Okey, nereye gideceğimi tam çözemedim ama. Ha, şunları takip edeceğim yüksek ihtimal. Hani ben bir şeyler daha olur dedim ses olarak. O yüzden sesi çok kıstım ama.
Sesle çok kıstım. Şu anda bir an arada kaldım açıkçası. Ne yapayım? Öte kaçayım. Ya oyunda çünkü başka bir şey yok ki. Tamam. Asıl bu işte bak mesela. Bir şey kaybedilebilirse oyundur demişti. Kim demişti? Dost Kayıoğlu mu demişti? Çok mantıklı geliyor bana da çünkü şey bu bir deneyim aslında. Bu oyun değil abi. Bu bir deneyim. Hayır. Ben şuraya çıkmak istiyorum. Şöyle şuradan gelip zıplayacağım. X'ine basınca daha iyi. Ha, şöyle gideceğim. Anladım. Şuraya fırlattıracak o. Şunu dive yaptım mesela. Okey, şimdi çözdüm. Okey. Neden bahsediyordum? Ya bu deneyim yani cidden bir oyun olarak bakmamak lazım. O yüzden aa gameplay yok, bilmem ne yok, böyle şey mi olur? Buna bir oyuna değil de bir deneyime giriyorum gibi görmek lazım. Şu an şeysiz kaldık. Okey. Ha, şimdi çözdüm. Biraz geç olmuş olabilir ama. Sağ aşağı bastığımda gamepad'de şey oluyor. Şuraya doğru gideceğim. Sağ aşağıya bastığımda gamepad'de gravity yani şeye göre, yer çekimine göre hareket ediyor. Mesela bastım şu an yere, ha şu an yukarı çıktı, şimdi tekrar yere doğru geliyor. O yüzden tam şeyi de bırakıp onu o şekilde hareket etmek lazım yani ona göre. Tamam, şu an biraz daha şeyi anladım. Hareketini. Güzel güzel. Bir tık daha mı düşünsek? Şu an bastınca oraya doğru uçtuk. Mesela tekrar basacağım. Dur. Bastı. Burada bıraktım. Tekrar uçtum. Güzel. Transport monolith distance close to 40 kilometre. 40 kilometre diyor. Girdi. Yağmurdan falan da enerji topluyoruz sanırım içimizi. Şu an bitiyor enerjimiz çünkü bulutlardan yukarı çıktık. Tekrar yağmura girdik. Aa, tekrar yıldırımda gördük bak. Silüetlerini gördük şeylerin. Bıraktım tamam. Güzel. Gain height. Tamam. Height yani. Yükseklik kazanıyor ama çok da önemli değil. Kazanacak. Hop hayır. Hayır hayır hayır. Sakin. Sakin. Geriye gitti direkt. Böyle yokuşta çıktığı için. Bak, aşağıya.
değişik. Burada yavaş gidiyoruz. Dağlara ulaşmam lazım bir an önce. Biraz hız kazanıyorum. Şeye basarak hız kazanıyorum. Topu zıplatalım biraz. Ups, şimdi buradan gidelim. Trafik, 20 kilometre kalmış. Tamam, güzel. Yol kat ediyor muyuz? Onu da ben aslında merak ediyordum da. Oo, güzel bak. Of, uçuş çok, çok tatlı oldu bu uçuş. Uç müthiş oldu. Ne bulacağız merak ettirdi yani biraz bayağı. Şeyine geçebilirsem şuradan şöyle hızlanmayı planlıyorum. Oo, işte. Yukarı çıkmak istiyordum. Şeyleri bulutlara ki hızlı gidebileyim. Şuradan bulutlardan şey dolduracağız. Bak şurada bir bulut var. O yüzden buraya gidiyoruz. Tekrar bloklara girdik mi? Girdik, güzel. Oo, şunun ucuna mı gideceğiz herhalde? Bakalım orada ne var. Daha değişik bir yapı. Lazer gibi bir şey. Şey oluyor biraz, böyle arada glitch oluyor. Ya çok sert çarptığım için ya da bir şeylerden dolayı bilemiyorum. Aa, dur, bir şey düşünüyorum. Sanıyorum şuradan uçacağım şimdi. Değil mi? Yep. Nice. Çok değişik bir şey oluyor şu an. Gökyüzünü fırlattı resmen beni. Hiç beklemiyordum yani böyle bir şey. Whatever happens. Ne olursa olsun geri gel. Tamam mı? Tamam oldu. Ay biz seni her gün özlüyorum. Çok değişik bir tecrübe. Gnovi'ye geldik. Ha, farklı bir gezegene geldik. Şimdi orada aynı şeyi yapacağız. Sonunda da nereye bağlayacaklarını merak ettim açıkçası. Approaching high orbit above Jupiter. Bu arada sonuna kadar oynamayacağım bunu tabii ki. Bu biraz daha böyle bence herkesin kendi deneyimlemesi gereken de bir şey. O yüzden Game Pass'te bedava oyun. Alın mutlaka, oynayın yani. Sion Cartcurt. Pekala. Sanki biz böyle o gezegene gidip orayı tanıyan bir varlık mıyız? Gibimsi bir şeyimsi. Aha. There is nothing in the design for a cockpit. No internal space for pilots. How will man the Cartcurt? We have to stop thinking in human terms and trust their design. Anyway, it does more than just fine. Öyle bir şey dedi. Şey diyor, insanlar gibi düşünmeliyiz mi? Böyle bir şey dedi benzer. Okay. Wow. Gezegen biraz da soğuk gibi. Değişik yani biraz da. Daha geç soğuyor gibi ama içimizdeki kor.
Güzel. Çok güzel görünüyor. Pekala. Anladık. Yapı var. Yapımsı bir şey var. Oraya gideceğiz. Hadi bakalım. Yanımızda da bir şeyler, ışıklar var. Acaba o ışıklardan geçtiğimizde okey. Heh. Otomatik güç alıyoruz o ışıklardan. Tamam. Güzel. Diğerinde rüzgarlardan da yıldırımlardan falan da gibiydi. Şimdi ışıklar var ama çok rotamızın üzerinde ışık olmadığı için çok almadık. Şu mavi şeylerden alıyor biliyor muyuz? Rüzgardan. Evet, mavi rüzgar da bize ışık veriyor. Güzel. Şey veriyor, güç. Tekrar Jüpiter'i gördük. Tekrar Jüpiter'i gördük. Okey, pekala. Enerji source detected. Close proximity 100 milyon megajül mü oluyor artık o? 100 milyon megajüllük enerji mi varmış burada? Enerji alayım, uçayım. Kapılmam lazım sanırım. Kapılabiliyor muyum? Ha? Aynen. Evet. O kara delik gibi bir şey sandım ben onu ve gravity tuşuna bastım ve oraya giderim diye düşündüm. Tam tersine gittim. Bir şey oluyor. Power level increased. 1 milyar 250 milyon volt. Yes. Buradan bir şey aldık. Power level'ımız yükseldi. Okay. Şuraya gideceğim. Sanırım bu doğru şey yapıyor da. Okey, şurada bir tane yol var.
Şu enerjiyi onu tutmaya çalışıyorum. Hadi. Hadi. Hadi yakala. Yakaladık, yakaladık, güzel. Nereden gidiyor? Abi çok garip, çok değişik hissettiriyor oyun yani. Bu ne? What am I doing? What am I doing? Okay, buraya kadar mıydı her şey? Yine yuvarlanmaya geri döndük. Ha? Tam yuvarlanılmalı bir araziymiş burası. O yüzden no problem. Biraz da şu tarafa yuvarlanalım. Oy. Bu dağları diğer türlü geçmek bayağı zor. Şöyle yapacağız ya, tamam anladık. Az kaldı, az kaldı. Şurada bak, sağda solda yapılar var ya, çok değişik yapılar. Merak uyandırıcı. Değişik bir konsept olmuş. Sanki böyle birinin ödev çalışması gibi bir şey oynadı aslında. Basit ama değişik bir konsept yani. Atmosfer göstermeye yönelik gibi daha çok. Aa, şuralardan geçebiliyor mu? Fırlattı. Ne diyor? Retrieving data. Bir şeyler hesapladı. Data boşluğuna mı girdik? Öyle bir şey oldu herhalde. Takip ediyorum. Herhalde bizim course'umuzu mu seçtik çaktırmadan? Lost contact object, ha? Tamam, çünkü obje buraya girdi ve diğer dünyaya doğru yardırdı. Very good. Bakalım nereye gidiyoruz? Hangi dünyaya gidiyoruz merak ettim. Ben dersleri bildirim. Wish you were here with us. It's amazing. Commander diyor. Keşke bizimle burada olsaydın diyor. Çok güzel diyor. Diğer ofisyal sevimliğin kuru Jüpiter'si atmosfer. Jüpiter'in atmosferinde resmen Jüpiter'in atmosferinde gidiyoruz. Katsam seri Storm Activity. Visibility low. Çok fazla Storm Activity'si var diyor. Görüş çok az diyor. Okey. Yıldırımlar, çimşekler vesaireler. Q Renews 2. Oy, bura ne? Bura sanki ölümcül bir gezegene benziyor. Uzaktan. Bakalım yakından nasıl görünüyor. Yakından niye böyle? Uzaktan her yerde ateş ateş görünüyordu. Yapamamışlar demek ki.
becerememiştim. Didn't happen. Oh, okay, şeyde gidebiliyoruz. Buradan da böyle tırtıya gidiyoruz. Melek uyandırıyor ama yani bir sonrakinde acaba bir şey olacak mı? Ne olacak falan vesaire. Şurada bir şey daha var mesela. Değişik bir yapı var. Orada da bir şeyle interaction'a gireceğiz muhtemelen. Ne var? Yarısı. Yarısı gitmiş. Bir şey yok. Okey. Takip ediyorum öndeki yerden. Açalım bakalım. Oo, şurada bir şeyler var. Ha, oraya gireceğim. Oraya nasıl gireceğiz? Yanlış çaldım. Tam oraya girebilirdim aslında da şöyle yapacağım. Dön. Dön. Hayır ya. Oraya giremedik be. Neyse hadi vur. Muhtemelen beni fırlatacaktı biraz. Boost verecekti falan. Kaybettiğimiz zamanı değmez sanıyorum. Zaten yaklaştık herhalde şurada. Orada alevler çıkıyor gibi ama hadi bakalım. Gireceğim ya. Öleceğiz mi artık bilmiyorum ama bizi fırlattı yukarıya. Ölmedik, tam tersine. Aa, şeye doğru götürüyor herhalde.
mesela. Biraz buz verdi işte. Çok da değil ama. Ateşli ateşli alevli yerlere gidiyoruz. Hadi bakalım. Buradan uçarak gideceğiz bence artık. Buradan itibaren. Yani yere değersek öleceğiz gibi. Buralar biraz sıkıntılı. Ama mecbur diyeceğiz. Şey de olmadı yani. Beklentimi karşılamadı. Ben şey bekliyordum. Ha, yere değdik, sıçtık. Buradan belki bir parkur gibi olsaymış. Oradan oraya kendimizi ittirsek. Oradan oraya ittirsek falan. Yine ittirebiliyor sanırım. O seçenek sanmış ama. Öyle bir mecburi gibi. Ama işte o yüzden oyun değil diyorum ve deneyim yani. Kaybetme şansın yok. Wow. Diğer gezegeni görüp bitiriyoruz burada videoyu. Yani sonunu merak edilebilir. San Carlos Jüpiter'i yani bir hikaye anlatıyor ama Jüpiter'i inmeye çalışan insanlarla ilgili. Nereye gidecek aslında sonu merak da ettim. Ama sonuna kadar tabii ki tek videoda oynamayacağım. Kendiniz alıp daha doğrusu Game Pass'ten ücretsiz indirip deneyebilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. Normalde de fiyatı Steam'de de 35 lira olması lazım. Abi Nautica'ya düştük bu sefer. Denizli şey, olan gezegene mi düştük? Merak ettim. Our clocks are going crazy, seems overloading. Bunlar şeyler değil mi ya? Şu şey patlamasında ölen nerede acaba, emin değilim ya. Belki de olabilir. There's no time launching escape pods. Okay. Escape pod çalıştırdı. Bir şeyler oluyor. Aha. Suyun içine girdik. Çıkmak istiyorum. Bir şeyler oluyor. Ha, escape pod. Ha. Şu an suyun içine düştü bak şeyler. Podlar tabii göremeyeceğiz biz. Onu yapmamışlardır burada. Ama hikayeyi anladınız değil mi? Yani Jüpiter'e ilerlerken düşüyorlar sanıyorum.
Ve biz de onları hikayelerine eşlik ediyoruz gibi böyle yanlarında. Onların ruhlarının birleşimi falan mıyız acaba? Neyse, teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olduğunuz çok sevinirim. Deneyimlemek isterseniz kendinizi deneyimleyebilirsiniz. Ben muhtemelen bitiririm bunu böyle çil çil. Böyle takılmak istediğim, başım ağrıdığı falan zamanlarda gibi. Oynayabileceğim bir oyun gibi duruyor. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.